Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle. Hocamıza selam edelim. Hayırlı sabahlar hocam. Günümüz bereketli Aleyküm olsun, selam. güzel olsun inşallah. Efendim, dünden bugüne nasılsınız? Rabbimize hamd ederiz, çok şükür. Pırıl pırıl güneşli bir gündeyiz. Değerli seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. Saygılar sunuyoruz biz de hocam. İstanbul stüdyomuzdan Kayseri'ye selam ediyoruz. Orada bulunan arkadaşlarımıza da ekibi de selam ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah bereketli bir program olur. İstifadesiz bir program olur. Niyetiyle, düşüncesiyle programımıza başlayalım inşallah. Evet sevgili izleyenler, dini hayata dair, sosyal i̇nşallah. Hayata dair sorularınızı bize yazabilirsiniz. Video olarak yollayabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0-552-037-07-07. Videolarınızı bekliyoruz. Mesajlarınız gelmeye başladı. Selamlar var. Biliyorum memleketlerden selam istiyorsunuz. Onları inşallah okuyacağız. Bunun dışında telefonla bize ulaşabilirsiniz. 0212 alan koduyla 300-04-04 300-06-06 telefon numaralarımız. Bugün yine inşallah Necmettin Nur Saçan'la sohbetler programının hatırası olarak 3 izleyicimize hediyemiz olacak. Bunlardan bir tanesi kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak bir izleyicimize. Sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak başka bir izleyicimize. Bir de inşallah bir Yasin-i Şerif set hediyemiz var. Tüm bunların yanında bir de Hacı annemizin el emeği göz nuru ondan sonra bize yolladığı ve size verilmesini arzu ettiği hediyemiz var. Anneanne babaanne seccadeleri var. Bu hediyeleri sizlere inşallah yollayacağız ama bunlar için de toplamda 3 şifre vereceğiz. İlk şifreyi ilerleyen bölümlerde paylaşırız diyelim. Hatırlatmalardan sonra hocam müsaade buyursanız izleyicimiz hatta bekletmeyelim ilk telefonumuzu alalım. Evet. Bismillah diyelim ilk telefonumuzu alalım. Tabii. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar diliyorum. Güzel bir gün olsun. Iğdır'dan arıyor izleyicimiz. Buyurun. Günaydınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Günaydın, hocamıza, hayırlı sabahlar. Hocamıza Iğdır'dan salam gönderiyoruz. Allah'ından öpüyorum. Hocam duyuyor sizi. Estağfurullah. Onların güzel bilgilerine faydalanmak istiyorum. Ben bir sorum olacak. Buyurun. Ben şimdi yeni emekli oldum. Geçen sene hacca yazıldım. Haccım çıkmadı. Şimdi ondan hac parasını ayırıyorum. Ama çocuğum da ihtiyacı var. Ona vermek istiyorum ama diyorum ki mesela çocuğum da diyor ki sen o parayı bana versen hacın ne zaman çıkarsa ben sana hac paranı o günün şartlarından vereyim. Acaba bu faize giriyor mu yoksa doğru mudur yanlış mıdır? Evet hocam isteyen kim? Bu borç olarak isteyen kim? Kızımdır yani. Kızınız istiyor. Sen benim ihtiyacımı gider babacığım sen o parayı bana ver. Senin haçın çıktığında, haça gidecek olduğunda ben o günkü şartlarda ne olursa para ben iade edeyim diyor öyle mi? Doğrudur. Yani bugünün şartları nedir? Evet doğrudur. Evet hocam ne diyorsunuz? Olur mu böyle bir şey? Faize girer mi diyor endişesi. Gayet güzel. Faize girer mi diyor. Gayet güzel efendim tabii. Yani kızını da memnun etmeli. İnşallah kızı da hacca gideceği zaman o parayı tedarik eder verir. Yani gayet güzel bir şey efendim. Hocam faiz olmaz değil mi bu? Yani fazlası olursa fazlasını vereceği için kızı faize girer mi diye soruyor. Endişesi yok, o. Yok efendim evladıdır. Yani evladı kendi arzusu ile verebilir. Yani faiz mülahazası söz konusu değil burada. Peki yok şunu efendim. Da sorayım. Beyefendi haklısınız değil mi? Ya şimdi merak ettim hani sizin adınıza soruyor olacağım ben. Şöyle diyelim ki hocam şimdi bu parayı kızına verdi. Haç parasını kızına verdi. Peki bunun zekatı nasıl olacak? Evet. Ya zekatı olacak mı bu haç parasının? Efendim elbette zekatı da olur bunun. Zekatı da olur. Yani nedir nihayet ki diyelim ki 30 bin lira. 30 bin liralık zekatı ne tutarsa onu da beyefendi verecek. Nisap miktarının üzerindeyse onu kızı değil beyefendi kendisi verecek. Başka paralarıyla da birleştirince elbette zekat masrafına giriyor. Evet borçları varsa onları düşecekler. Diyelim ki hepsi 100 bin lirayı tuttu.
Onlar arasında bu da zekata tabi olacak. Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yok efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Evet, peki WhatsApp hattımıza mesajlar geliyor. İşte onlardan birkaçını okuyalım. Hocam sizi çok seviyorum. Allah size hayırlı uzun ömürler versin. Bizlere de dua edin. Sebiha Dura yazmışlar. Biz de selam ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka izleyicimiz. Ya, Rabbim iki cihanda aziz etsin. Ne amin. Güzel. Afyon Karahisar'dan selamlar. Bir hatim yaptık. Duasını program sonunda yapar mısınız demişler hocam. İbrahim Bey yazmış, yollamış Afyon'dan. Afyon'a da hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyoruz. Bir diğer izleyicimiz. Ne kadar güzel, doğru, programın sonunda yapalım. İnşallah. İnşallah. Merhaba Muhsin Bey, Mersin'den İlknur Korkmaz. Sizi ailecek severek izliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Allah'ım sizden razı olsun. Hele de hocamı çok 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 seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Bizi çok Allah güzel bilgilendiriyor. Hocamın sohbetleri sayesinde çok şey öğrendim. Ben ondan razıyım. İnşallah Allah da ondan razı olsun demişler. Mersin'den İlknur Korkmaz hocam. Amin. Amin. Selam ediyoruz. Amin efendim. Allah video razı olsun. Sorularınızın yanında aleyküm memleketleri selam de yazarsanız inşallah selam ederiz sevgili izleyenler. Diyelim WhatsApp video sorumuz var. Görelim. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Hocam bizim müstakil bir evimiz var. Gecekondu. Biz o evde, bu ev bize rahmetli babamızdan kalma. Babamız hayattayken almıştı. Biz o eve zaman zaman gidip kaldığımızda evin içinde değişik, garip sesler duyuyoruz. İşte bebek ağlaması gibi bazı sesler duyuyoruz ve bu bizi ürkütüyor. Gidip de kalamıyorduk. Şimdi ise biz bunu sonradan öğrendik ki içeride, o evin içinde hamile olan bir bayanı kesmişler, öldürmüşler. İşte o sebepten ses geliyor falan diye bir duyum aldık. Allah Allah. Hocam biz o evi yaptırmak istiyoruz. Ne bu pensam seslerden nasıl kurtuluruz? Yani nasıl, yani herkes işte falanca, bir tek kişi falan değil. Yani bayağı bayağı herkes duyuyor bu sesi. Biz oraya bina yapmak istiyoruz ama korktuğumuzdan, ürktüğümüzden yapamıyoruz hocam. Bize bir yardımcı olabilir misiniz? Ne yapabiliriz? Bu seslerden biz nasıl kurtuluruz? Ben de notlar almaya çalıştım hocam. Babamdan kalan müstakil eve ne zaman gitsem evden bebek ağlama sesi geliyor dedi izleyicimiz. Sonradan öğrendi ki o evin içinde hamile bir kadını öldürmüşler. O yüzden o sesler geliyormuş. Öyle bir söylenti yayılmış. Acaba biz bu seslerden nasıl kurtuluruz diyor. Çünkü biz o evde kullanmak istiyoruz. Buyurun hocam. Muhsin Bey, iki kişi trende kompartımanda gidiyor. Biri zayıf, diğeri de kilolu. Evet. Şimdi ikisinin arasında kavga çıkıyor. Zayıf diyor ki ben dondum, şu kaloriferin sıcak tarafını çevirelim. Öteki de ya ben patladım ya, biraz da soğuk tarafını çevirelim. Sıcağı çevirin, soğuğu çevirin derken aralarında kavga çıkıyor. Trendeki görevli memur geliyor. Nedir derdiniz, niye kavga ediyorsunuz? Ya bu kaloriferin düğmesi yüzünden işte sıcak oldu soğuk oldu diye kavgaya tutuştuk. Görevli memur da diyor ki ya o bozuk diyor ya, sıcağı çevirince sıcak, soğuğa çevirince soğuk olmaz diyor. Yani o ses o evden gelmiyor hanımefendi kardeşimiz. O ses aklımıza böyle bir şey yerleşmiş, o ses oradan geliyor. Yoksa evden gelmiyor. Güle güle huzur içerisinde o evi yeniden yaptırın. Huzur içerisinde de oturun inşallah. Öyle bebek sesi falan gelmeyecektir. Teşekkür ediyoruz hocam. Mesaj alındı. Güzel bir örnekti. Diyelim ve bir video sorumuz daha var. Sorumuzu görelim. Size bir sorum var. Ben kendimden alıyorum. 5 vakit namazımı gecesini gündüzünü Allah kabul ederse kılıyorum. Ben TikTok'larda mesela senin konuştuklarını taklit ediyorum. Yarısı kısmına. Vakit geçmeye değil. Yaşım mı İlahik olmadığı için, fazla olduğu için dışarılara çıkamıyorum hastalık korkusuna. Bunlardan günah mı benim yapmam, sevap mı bana bildirir misiniz hocam? Allah Allah. Benim şimdi bir tane hamidatınım var. İki tane de ikilik var. Bunların bana sadakasını vermem sevap mı günah mı? Bunu bana bildirir misiniz? Hocam buyurun. Allah razı olsun.
Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Evet, TikTok uygulamasında zaman zaman hocam sizi de taklit ettiğini söyledi. Buyurun. Muhakkak ki hanımefendi iyi niyetle bunu yapıyor. İnnemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Yani adamın biri atı ile gidiyor. Atını bağlamak için yere bir kazık çakıyor. Atını da oraya bağlıyor. Tabii bu adam bundan sevap kazandı. O gidiyor, arkasından biri geliyor. Ya bu kazık ne arıyor burada? Yani birinin ayağı takılır, düşer, bacağının kırılmasına sebep olur. Bu kazık ne arıyor burada? O da söküyor. O da sevap kazanıyor. Yani kazığı çakan da sevap kazanıyor, söken de sevap kazanıyor. Niyetleri dolayısıyla. Hanımefendi kardeşimiz iyi niyetle verilen mesajı herhalde sosyal medyada duyurmak istiyor. O yüzden ondan dolayı sevap kazanır. Altınlarının da altınlarından dolayı zannederim zekat verecek. Eğer nisap miktarını aşıyorsa elbette onun sevabı olur yani. Evet. Hocam bu arada zekat bahsi açılmışken dün bir izleyicimiz aramıştı. Mustafa Sanaç Elazığ'dan aramıştı. Ben izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Daha programdan sonra çok mesaj aldık. Düzeltme yaptılar. Bir şeyi gözden kaçırdık. Hocam izleyicimiz hatta hatırlarsınız eşim beşi bir yerdeleri takıp ziynet eşyalarını takıp takıları takıp namaz kılıyor olur mu diye sormuştu. Bir de zekat sorusu vardı. Doğru. Beşi bir yerde artı 10 tam altınımız var demişti. Biz yanlış anlamışız. Beşi bir yerdeyi çıkardı. 10 tam altının zekatını sordu. Biz de nisap miktarının altında hesaplamışız hocam. Normalde nisap miktarı 32.800 lira yapıyor. Beyefendinin altınları da toplamda 29.520 lira yapıyor. Nisap miktarının altında biz zekat vereceksin demiştik. Onu düzeltelim inşallah. Şu bakımdan doğrudur da yine Muhsin Bey. O da sadece o altınlar değil. Evet. Onun dışında da herhalde bir tasarrufu vardır. Evet. Onlarla birleşince bu paraya tekabül eden zekat da şudur diye öyle düşünürsek hesap doğrudur. Hocam burada ölçü 80 gram altın değil mi? Nisap miktarı ölçü burada nisap miktarının üzerinde ya tamam. Da altında olması. Doğru. Bu ölçüyü verelim siz ona göre hesap edin sevgili bütün, izleyenler. Ama bütün yani paramız, altınımız, ticaret malımız onları üst üste toplar da öyle hesap ederiz. Yoksa ayrı ayrı hepsi 80 gram edecek demek değildir. Peki hocam borçlar nasıl hesap edilir? Borç varsa? Borcu düşürürüz. Borcu düşürdükten sonra geri kalan kısım eğer nisap miktarının üzerindeyse zekata tabi yoksa değil. Evet. Nisap miktarı nedir diye soranlar var bize. Nisap miktarı zekatla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsü sevgili izleyenler. Zekat vermekle yükümlü müsünüz değil misiniz? Bunun için bir zenginlik ölçüsü. Bu ölçü de 80.18 gram değil mi hocam? Ölçü olarak yani 80 diyoruz ama 80. Doğru efendim. Evet, 18. Doğrudur. Evet. Doğru. Bunun üzerinde ise borçlarınızı düşüyorsunuz ve zekatı bu şekilde 40'ta birini, %2,5'unu veriyorsunuz. Bunu düzeltmiş olalım. Peki telefonumuz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Güzel bir gün olsun inşallah. Bu kez izleyicimiz Bursa'dan arıyor. Hocam sizi duyuyor. Ben de not almaya çalışayım. Sorunuz var sanırım. Buyurun. Efendim. Hayırlı yayınlar. Evet. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ben sorumu sorabilir miyim? Elbette hocam duyuyor sizi. Buyurun. Evet. Kardeşim 19 yıllık evliydi. Evet. 5 ay önce vefat etti. Bu 5 ay içinde eşi hemen yani öldükten bir ay sonra aramaya başladı. Mesela kendine birisini aradı 5 ay içinde. Buldu ve evlendi. Ben buna çok kızıyorum. Bu davranışı doğru mu acaba? Beddua da ediyorum. Hani, bilemem ne çabuk unutmuş olabilir dedim. Hani 19 yıllık evliliği, 2 tane çocuğu var eşini. Ne çabuk unutmuş olabilir de hani, o hemen evlenebilir. Onu öğrenecektim ben ama. Evet, enişteniz, kardeşiniz öldükten evet. Sonra... Evet. Hatta 5 ay sonra hemen birisini aradı, buldu ve evlendi. Evlendi. Evet. Siz de bu duruma kızıyorsunuz. Evet. Bu kadar kolay olamaz diyorum. Yani ne çabuk. Evet. Evet. Ne diyor peki? Yani bunları konuşuyor musunuz? Konuştunuz mu? Bilmiyorum. Yani
bu kadar yeniyim, yapacak bir şeyim yok benim diyor. Hemen evlendi. Bilemeyeceğim artık yani. Ben de kızıyorum çünkü 19 yıllık beraberliğim var. Niye çabuk unutabilirsin bu kadar çabuk? Evet. Peki hocamıza bırakalım sözü. Hocam buyurun. Tamam. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Hanımefendi kardeşimiz gel tavrını, üslubunu değiştirsin. Yani şimdi eşi vefat eden kadın ne kadar bekler? 4 ay 10 gün bekler. 4 ay 10 gün bekledi, ondan sonra artık serbest. Yani yeniden nişan, nikah olabilir mi? Yoksa bekleyeyim hele. Neha Resulullah anittebettül, doldurmaktan Allah elçisi men etti. Bu hadisi şerif, ayeti kerimeye bakın. Sallallahu ve enkehul eyama minkum, sizden bekarları ve salihine min ibadikum, kölelerinizden elverişli olanları evlendirin. Ha. Kişi evlenmekle dininin yarısını kurtarmış olur. Allah'tan korksun, geri kalan yarısını da kendi kurtarsın. O yüzden hanım kardeşimiz, bakın eşi vefat ettikten sonra 5 ay geçiyor. Hanımefendi de yeni bir talipli olunca nikahlanıyor. Bundan dolayı kınamasın, hayırlı uğurlu olmasını dilesin, hediyesini alıp ziyaretine gitsin. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, zekatla ilgili sorular gelmeye başladı. Bir izleyicimizin sorusu hocam. Diyor ki, Aksaray'dan sizi izliyorum, selam ediyorum diyor bir izleyicimiz. Zekat ya da sadakayı fıtır geline, damada verilir mi? Evleri yok, ihtiyaç sahibi diyelim. Geline ya da damada biz zekat verebilir miyiz diye soruyorlar hocam. Asıl olan dışarıya çıkarmak ama verilebilir de. Verilebilir de, evet. Evet. Peki damadımıza hocam. Damadımıza zekat, fıtra, evet efendim. Kimlere verilmez zekat, kimlere verilmez? Kimlere verilmez? Aralarında nikah bağı olanlar birbirlerine veremezler. Bir, aralarında usulü furu diyoruz. Usulü furu. Yani şimdi bir Ahmet düşünelim. Ahmet'in dünyaya gelmesine sebep olanlar kim? Ana, baba, dede, nine, onlar. Ve Ahmet'ten meydana gelenler kim? Evlat, torun. Onlardan meydana gelenler, yani bunun adına usulü furu diyoruz. Aralarında usulü furu bağı bulunanlar birbirlerine zekat veremezler. Aralarında nikah bağı bulunanlar da birbirlerine veremezler. Evet, usul. Ama onun dışında kardeş çocukları, amca, dayı, bunlara verilir. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Demek ki usul anne baba dede, ya yani ecdat anlamına geliyor, onlara veremiyoruz. Furu'da çocuklar, torunlar, onların çocuklarına da veremiyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk hocamızdan. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Allah razı olsun. Telefonumuz mu var? WhatsApp videomuz var. Görelim. Sağ olun. Hayırlı günler hocam. Benim bir sorum olacaktı. Akşamları namazlarımızı kıldıktan sonra ailemizle birlikte okey, tombala gibi oyunlar oynuyoruz. Bunlar günah mıdır? Evet, namazdan sonra hocam aileyle birlikte oturuyoruz. Namazdan sonra, tamam. Akşam namazdan sevgili sonra. Sevgili peygamberimiz, evet. Buyurun hocam. Şöyle buyuruyor. Kullu lehül müslüm haram. Müslümanın bütün eğlencesi, oyunu haram. Ama 3 tanesi haram değil, helal. Nedir onlar? Eşiyle eğlenmesi bir. Atıyla meşgul olması iki, üç, ok atması. Bakın birincisine yuvada muhabbet, yuvada muhabbet, sevgi olsun, saygı olsun diye. Şimdi beyefendi eve geliyor, bu işte internetle meşgul, telefonla meşgul, hanımefendi günü nasıl geçirdi, oğlum kızım bugün okulda ne yaptınız, onlarla hiç ilgilenmiyor. Hep böyle sosyal medya ile ilgileniyor, öyle değil demek. Hanımıyla eğlencesi, muhabbeti, buna teşvik ediyor sevgili peygamberimiz. İkinci maddeyle, üçüncü de vatan savunması ile
ilgilidir. Şimdi hanımefendinin sorusuna gelince, okey ve tombala, yani namazımızı kıldıktan sonra böyle bir güzel vakit geçirelim diye bunu yapıyoruz. Yapalım mı? İki tane şart var. Nedir onlar? Bir, kumara girmemeli. İki, vacip bir görevi terk edecek durumda o oyuna dalmamalıyım. Ha, demek kumara girmemeli. Kumar nedir? Yani birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir eğlence. Yani arkadaş hadi kim kazanırsa o çaylar ondan. İşte oldu, kumara girdi bu. Kumara girmeyecek bir, bir de vacip bir görevi terk etmeyeceğim. Mesela namazı terk etmeyeceğim. Veya çocuk doktora gidecek, boş ver canı çıksın, hele oyna sen, hele oyna. Yani böyle olmaları demek ki bu iki şartın dışında olursa eşyada aslan da ibahadır. O zaman oynayabilirler. Ama şunu da hatırlatalım. Muhsin Bey, namazdan sonra uzun kış geceleri ne olur ya sevgili peygamberimizin hayatını okusak ya da bir ilmihal bilgilerimizi kızım her gün bakın bir saat dersimiz var. Yani nedir? Yarım saat ilmihal okuyacağız. Yarım saat de sevgili peygamberimizin hayatını okuyacağız. Yani böyle yapsak da talebül ilmi farizatun ala kulli müslüme müslüme, temel dini bilgileri öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Ondan sonra zamanımız kalırsa bu oyunları da oynayabiliriz ama iki tane şartı var. Kumara girmeyecek bir, vacip bir görevi terke sebep olmayacak iki. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir WhatsApp video sorumuz var, görelim. Selamun aleyküm hocam, hayırlı günler. Her şeyden bahsediyorsunuz güzel de bu dur kadınların evlenmemelerinden bahsetmiyorsunuz. Dur kadınların parası olursa geçim oluyor. Erkekler parası da olsa, zengin de olsa geçinmesi zor. Çamaşırı, bulaşığı, ütüsü, nikah altında ölmek sevap diyorsunuz. Bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz. Yani bunlardan sık sık bahsedin ki erkekler bekar kalmasın. Devlet de buna yardım ediyor. Durlara yiyeceğini, içeceğini, maaşını, belediye kömürünü yakacağını veriyor. İhtiyacı kalmıyor. Erkekler eşi, dostu, zenginler de yardım ediyor. Ramazanlarda da gelirleri geliyor dur kadınların. Dur erkeklere yardım eden yok. Dur erkekleri düşünen yok. Eyvallah. Mümkünse bunlardan bahsederseniz sevinirim. Allah'a emanet olsun. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Hocam bu sorunun cevabını inşallah reklamlardan sonra duyalım. Çünkü biraz uzayacak. Kısa hatırlatmalarımız var. Hatırlatmalardan sonra reklama gireceğiz. Zira bugün inşallah yine programımızda hediyelerimiz var sevgili izleyenler. Bunlardan bir tanesi kalemli Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim okumayı ve öğrenmeyi kolaylaştıran kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak bir izleyicimize. Bunun dışında bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Şöyle gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sandukalı desenli, içinde tesbih olan bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz daha olacak ayrıyeten. Bunu da böyle koyalım. Bir de Yasin-i Şerif seti hediyemiz olacak. Tüm bunların yanında inşallah yine aynı zamanda bir tüm izleyicilerimize Hacı annemizin bu yamalı anneanne babaanne seccadelerinden de hepsine birer tane yollayacağız. Necmettin Nursaçan'la sohbetler hatırası olarak. Bu bir yarışma değil. Hediye vereceğiz ama bunun için de toplamda 3 şifre vereceğiz. Program sonunda bu şifreler size lazım olacak. O yüzden takipte kalın. Reklamlardan hemen sonra inşallah, sorunun cevabından hemen sonra birinci şifreyi de sizlerle paylaşmış oluruz diyelim ve reklama gidelim. Evet, yeniden birlikteyiz. Reklamlardan hemen önce hocamıza bir soru vardı. O soruyu hatırlayalım ve sözü hocamıza bırakalım. Selamun aleyküm hocam, hayırlı günler. Her şeyden bahsediyorsunuz güzel de bu dur kadınların evlenmemelerinden bahsetmiyorsunuz. Dur kadınların parası olursa geçim oluyor. Erkekler parası da olsa, zengin de olsa geçinmesi zor. Çamaşırı, bulaşığı, ütüsü, nikah altında ölmek sevap diyorsunuz. Bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz. Yani bunlardan sık sık bahsedin ki
Erkekler bekar kalmasın. Devlet de buna yardım ediyor. Dullara yiyeceğini, içeceğini, maaşını, belediye kömürünü yakacağını veriyor. İhtiyacı kalmıyor. Eşi, dostu, zenginler de yardım ediyor. Ramazanlarda da gelirleri geliyor dul kadınların. Dul erkeklere yardım eden yok. Dul erkeklere düşen yok. Mümkünse bunlardan bahsederseniz sevinirim. Allah'a emanet olsun. Evet, buyurun hocam. Beyefendi Muhsin Bey haklı. Devletimiz kendine düşeni yapıyor. Sosyal devlet. Aç açık kimse kalmasın diye yardımlar yapıyor. Allah devletimize güç kuvvet versin. Ama geri kalan bu ailenin, nikahın erdemini, faziletini anlatmak da din görevlilerine bize düşüyor. Bakın Medine'deki ilk Müslüman şöyle diyor Peygamberimize müracaat ederek Osman bin Maz'un radıyallahu anh, ya Resulallah diyor, ben tıbbi bir müdahale ile affedersiniz iyidiş olmak istiyorum. Yani bu kadına kıza ihtiyacım olmasın. Diğer sahabe de sıraya giriyor. Eğer peygamber izin verirse biz de öyle yapalım diye. Ama sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Hayır, benim dinimde ruhbanlık yoktur. Evlenmemek, nikahlanmamak fazilet değildir. Nikah benim sünnetimdir. Ondan yüz çeviren benden yüz çevirmiştir buyuruyor. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yaratıyor. Havva validemizi de yanına koyuyor. Yaptığımız faaliyetler şu sekizden biriyle ilgilidir. Bakın nedir onlar? Farz, vacip, sünnet, müstahap, haram, mekruh, müfsit, mübah. Peki evlenmek nedir? Nikah nedir? Şimdi günaha girme ihtimali fazla olan kişi, yani affedersiniz zinaya gitme ihtimali fazla ise o kişinin evlenmesi vaciptir. Zinaya gitme ihtimali yüksek değil, maddi durumu da müsait, o kişinin evlenmesi sünnettir. Yaşlı veya cinsel gücü zayıf, o kişinin evlenmesi mübahtır. Evet. Evlenmemesi daha iyi. Dördüncü derece, evlenince hanıma zulmedecek, onu aç açık bırakacaksa o kişinin evlenmesi de mekruhtur. Yani bu durumda demek ki nikah peygamberimiz Efendimizin sünneti oluyor. Ve o sünnetten yüz çeviren de benden yüz çevirmiştir buyuruyor. O yüzden yani bir mahalle baskısı diye bir şey var. Evet. Hanımefendi şayet nikahlanırsa, evlenirse aç mıydın, açık mıydın, ne ihtiyacın vardı diye kadını töhmet altında bulunduruyorlar. Öyle değildir. Yani sadece şehvet gücü için cinsler birbirine lazım değil, birbirinin nefesine ihtiyacı var. Can yoldaşı olmasına, sohbetine ihtiyacı var. Yoksa duvarların arasında beyefendi yalnız kaldı, herhalde evin duvarlarıyla konuşacak veya hanımefendi öyle olacak. O yüzden şayet şartlar müsaitse evlenmek Allah'ın emri, peygamberin kavlidir. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve devam ediyoruz. Kayınvalidemle Dudu Öztürk birlikte sizi seyrediyoruz. Karaman'dan selamlar. Karaman'a da selam yollayın demişler. Karaman'a da selam ediyoruz. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun inşallah. Gaziantep'ten selamlar. Nur Saçan hocamızın ellerinden öpüyoruz demişler. Muhsin Bey, Necmettin hocama Develi'den selam ediyoruz. Sevgiler sunuyoruz. Ekranlarımıza hoş geldiniz aleyhiniz demişler. Selam. Canım nur yüzlü hocamın Allah ellerinden öpürem. Hocam gülünce ben de gülürem. Hocam hüzünlenende ben de hüzünlenirem. Allah canım hocamdan razı olsun. Allah. Sizleri evet. Çok severim. Azerbaycan'dan izlerim demiş izleyicimiz. Selam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ara ara mesajlarınıza tekrar döneriz ama. Can Azerbaycan'a biz de selam gönderiyoruz. Sağ olun hocam. İlk şifreyi, birinci şifreyi inşallah paylaşalım. Hediyelerimiz var.
Kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Sandukalı bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak inşallah sevgili izleyenler. Bunun dışında bir de Yasin-i Şerif seti hediyemiz olacak. Bunların yanında da babaanne, anneanne seccadelerinden de hediye edeceğiz. Bunlar için toplamda 3 şifre veriyoruz. Birinci şifreyi, ilk şifreyi paylaşalım bir yere lütfen not alın. Birinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El Celil, Ya Allah Celle Celaluhu. Yani celalet ve azamet sahibi, ululuk sahibi Allah. Evet, onun kuluyuz. Onun lütfuna, yardımına muhtaçız. El Celil'dir Allah. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. İki tane daha şifre paylaşacağız. Toplamda 3 şifre olacak. İlerleyen bölümlerde paylaşırız diyelim. Telefonla devam edelim. Bir izleyicimiz var hattımıza, bakalım izleyicimiz ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler Muhsin Bey. Hayırlı sabahlar. Duyuyoruz biz sizi. Buyurun. Hocama benim 2 sorum olacaktı. Bundan 1,5 ay önce. Evet. Kardeşimin evinde 2 tane muska bulduk. Muskaları da açtım. Birinin içinde siyah iplik vardı düğümlü. Diğerinde de farklı satış sözleşmesi gibi işte aile iç huzuru bozmak gibi bir şey varmış herhalde. Bunu sormak, ne anlama geldiğini bile yoktan. 3 yıl önce yine hocamla görüşmüştüm. 12 yıllık evliliğimi bir kadın uğruna bitirmiştim ben. Ondan da o kadınla da yeniden evlenince geri bana döndü. Geri resmi nikah kıyalım falan diyor. Benim de korkularım var. Geri de dönmek istemiyorum. Çok özür dilerim. Biraz bunun karışık oldu. Biraz karışık oldu. Anlayamadık biz şimdi. Şimdi ilk soruyu bir bitirelim önce. Birinci soruyu bitirelim. Ondan sonra ikinci soruya geçin lütfen. Diyorsunuz tamam. Ki kardeşimin evinde siyah iplikler bulduk. Öyle mi? Evet. Yuvası evet. Yıkıldı mı kardeşinizin? Yani ayrıldılar mı? Resmiyette değil de mahkemeye verdik işte, avukat tuttuk. Tamam, boşanma aşamasındalar şu anda. Evet. Ve evinde 2 hafta önce muska buldunuz öyle mi? Bir ay önce muska bulduk, 2 adet. Evet, birileri demek ki yuvayı yıkmak için bu muskaları oraya bıraktı diye düşünüyorsunuz. Acaba evet. Bunun etkisi olur mu? Yuvanın dağılmasına bu sebep olabilir mi diye soruyorsunuz. Bu bir. Evet. İkinci sorunuzu ben anlayamadım. Buyurun. Bundan 3 yıl önce yine hocamla görüşmüştüm ben. Ben 12 yıllık evliydim. 2 tane kızım vardı. Evet. Eşim üstüme başkasını getirdi. İmam nikahı kıydım falan deyince. Ben de geri boşanma davası açtım. İşte bundan 1,5 yıl önce resmiyette bitirdik. Onu, o kadınla da evlendi. Bir yılda onunla şey yaptı, geri boşandı. Şimdi de geri dön diyor. Çocuklar da umutlanıyor. Bunun için ne yapmalıyım diye tamam. Düşünüyorum. Sizden acaba. Sonra eşiniz bir evlilik yaptı. Evet. Onunla da ayrıldı. Evet. Şimdi tekrar size dönmek istiyor o evlilikten sonra. Gel yuvana gel, evlenelim tekrar, birlikte olalım diyor. Evet. Ben ne yapayım yani, diye soruyorsunuz hocama. Evet, beni aldattığı kadınla bir yıl evli kaldı, geri de boşandı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani evlenmeyi istiyor musunuz siz? Ya korkularım var. Beni yarı yolda bırakan yine yarı yolda bırakır. 2 tane kızım var. Kızlarım da istiyor. Evet. O yüzden... Endişeleriniz var, korkunuz sanıyorum. Var. Ama ben sanki böyle hani sizde böyle hani hocam tavsiye etse, evet tekrar birleşin dese hayır demeyeceksiniz gibi geliyor bana. Ya bir korkularım var işte. Bunu öğrenmek istiyorum sadece. Tamam. Sözü hocamıza bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Lütfen televizyondan takip edin. 2 sorusu var hocam. Buyurun. Birinci mesela Muhsin Bey, evde muska bulduk, bilmem iplik bulduk. Onların silahı o, bizim silah daha güçlü. Nedir bizim silah? Biz mülkün sahibi Allah'a sığınacağız. Ayet-el Kürsi okuyacağız. Kul euzü bi rabbil felak, kul euzü bi rabbin nas sureleriyle Rabbimizin himayesine sığınacağız. Bizim kal'a onlarınkinden daha güçlüdür. Ama biz Rabbimizin lütfuna inanmalıyız, güvenmeliyiz ve tavrımızı da değişmeliyiz. Yani o muskadan, iplikten bizim yuva çözülecek durumda değil. Acaba biz karşılıklı saygıda, sevgide, tavırlarımızda, davranışlarımızda onları düzeltsek daha iyi olmaz mı? Zannederim bu birinci şart bu. İkinci şart da o surelerle Rabbimizin himayesine sığınmak.
Evet, diğer sorusu hocam, ikinci sorusu. Diğer soru Muhsin Bey, dini bir nikah yaparak yeniden böyle mehir filan konuşarak dinimiz aynı kişiyle evlenmelerine izin vermektedir. Madem kızları da böyle arzuluyor, o bey de bu acı tecrübeleri yaşadı. O acı tecrübelerden sonra ilk göz ağrısıdır. İkisi birbirinin ilk göz ağrılarıdır. Umarız ki mutlu olurlar, mesud olurlar. Evet, evet hocamız tekrar birleşmelerinde tavsiye ediyor diyelim. Hanımefendi de korkularım var demişti. İnşallah o korkularını da aşar. Ama karşılıklı herhalde hocam bir araya gelip bunları konuşmaları faydalı olur. Yani bir tecrübe yaşadılar. Elbette. Yani elbette. Eşi ayrıldı, boşandı, başka birisiyle tekrar evlendi. Orada da mutlu olamadı. Ama şimdi herhalde hocam ders almıştır diye herhalde düşünüyorsunuz siz de, eşi de. Herhalde, evet öyle düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var. Sonra Instagram'dan gelen sorulara bakacağız. Hayırlı günler hocam. Namazlarda, okuduğumuz sürelerde bazen takılıyorum. Takıldığım için tekrar besmele çekip tekrar okuyorum. Bir de Allahümme Barik suresini bazen okuyup okumadığımı unutuyorum, tekrar okuyorum. Ya da namaz bittikten sonrasında acaba okumuş muydum deyip şüpheye düşüp o namazı tekrar baştan kılıyorum. Bunlar herhangi bir sakıncası var mıdır? Veya ne yapmam gerekir? Cevabınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Efendim, diyelim ki 4 rekatlı bir namaz kılarken öğlenin sünnetini kılıyoruz. Evet. Veya farzını kılıyoruz. İlk oturuş var ya, ilk oturuştan sonra Ettahiyyatü'yü okudum. Ondan sonra daldım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyecek kadar oturduysam, bu sonunda, 4 rekatın sonunda sehiv secdesi yapmam gerekir. Ama hanımefendinin söylediği, zannederim 4. rekattan sonra veya son oturuşta Allahümme salli okudu, Allahümme bari okudu veya okumadıysam bir daha okuyayım dedi. O son oturuşta orada dua yeridir. Tekrar okumasından dolayı sehiv secdesi gerekmez. Gerekmez. Evet. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Nur Saçan dedemin de ellerinden öpüyorum. Onu çok seviyorum. Benim sorum şu olacak. Bir hafta önce kedim o öldü. Onun için çok ağladım. Çok üzüldüm. Hala ağlayıp üzülüyorum. Bu kadar üzülmem ve ağlamam günah olur mu? Ve ahirette kedimi görebilecek miyim? Çok teşekkür ediyorum. Evet, kedim bir hafta önce vefat etti. Çok ağlıyorum. Onu ahirette tekrar görebilecek miyim diye soruyor izleyicimiz. Efendim, buna şu misali verelim. Sahabeden birisi diyor ki, ya Resulallah, cennette at olacak mı? Kızıl yakuttan bir at üzerinde istediğin yere o at seni götürecektir, uçuracaktır. Sahabeden bir diğeri de diyor ki, ya Resulallah, cennette deve olacak mı? Sevgili Peygamberimiz cennette deve olacak, olmayacak demiyor da, her isteyenin her istediği olacaktır. Hanımefendinin cevabı da bu sorunun içinde. Her isteyenin her istediği olacaktır cevabını veriyor Allah'ın Resulü. Yeter ki cennette olabilelim hocam. Yeter ki cennete girebilelim diyorsunuz. Ne evet. Güzel. Allah doğru. Razı olsun hocam. İnşallah öyle olur. Instagram'dan sorular var. Instagram'dan sorulara da bakalım. Bir izleyicimizin sorusu şöyle hocam. Diyor ki izleyicimiz, hocam sizin de bildiğiniz evet gibi Covid-19 aşısı üretildi. Biz sıramız gelince aşı olmak istiyoruz ama babam aşıya karşı. Ben aşı olmam diyor. Bu aşının içinde kim bilir ne var. Bu yüzden ben aşı yaptırmam diyor. Bizim de kafamızı karıştırıyor. Size göre Covid-19 aşısı dini açıdan helal midir? Aşı yaptıralım mı diye sormuş. Hocam sözü size bırakacağım ama geçtiğimiz hafta da siz aşı yaptırdınız, aşı oldunuz. Bir de mesajınız vardı. Müsaade ederseniz tekrar o mesajınızı ve o anları görelim, sonra sözü size bırakalım. Sağlığımızı korumak için tedbir almamız gerekir.
sevgili peygamberimiz la akle kettedbir, tedbir gibi akıl yoktur. Nedir? İnsanlarla münasebetimizde temizlik, mesafe ve maske, bu prensiplere uyacağız. Onun dışında devletimize dua ederiz, teşekkür ederiz. Nerelerden aşı buldular, bize getirdiler. Bakın bu organize, şu teşkilat, bu değerli kardeşlerimiz seferber oldular, bize aşı uyguladılar. Biz de devletimize dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağlığımızı korumanın tedbirlerinden biri de budur. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Tedbirlerimizi aldıktan sonra kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Rabbimiz böyle buyuruyor. Evet, şifa olsun inşallah tekrar hocam diyelim ve izleyicimizin sorusu için, amin, cevap için sözü size bırakalım. Buyurun. Muhsin Bey, şimdi biz bu aşının içinde ne var, nasıl oldu, nasıl yapıldı, bunu ben biliyor muyum? Bilmiyorum. Seyircilerimizin birçoğu da bilmiyor. Ama bilenlerimiz var. Bu devletin, bu milletin içinde bakın, Sağlık Bakanlığımızda bir ilim kurulu diye, bilim kurulu diye, yani değerli ilim adamlarından oluşan bir kurul vardır. Bu milletin evladıdır. Bu milletin üniversitelerinde okudular, okuttular. Ben ona inanmayacağım da kime inanacağım? Rabbimiz ne buyuruyor? Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Bilmiyorsanız bilene danışın. Bilen insanlarımız kendileri aşı oluyorlar. Aşı olmamızı da tavsiye ediyorlar. Sevgili peygamberimiz devası olmadık derdi Allah göndermemiştir. Tedavi olunun buyuruyor. Öyleyse bu işin tedavilerinden birisi de bu aşıyı olmakmış. Ben bilmediğim halde kendi kendime herhalde Çinler şöyle yaptı, Almanlar böyle yaptı yorumunu yapmam doğru değildir. Bilen insanlarımıza güvenmek, Rabbimize sığınmak, tevekkül etmek durumundayız. Yüce Rabbimiz bu aşıyla da aziz milletimizi şifaya eylesin. Bu afetten, bu musibetten muhafaza buyursun. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir soru daha aktaralım. Sonra devam edelim sevgili izleyenler. Esma Hanım Instagram'dan sormuş yine. Diyor ki hocam, koronavirüste ve benzeri günlerde iş yerimizi açmıyoruz. Ama çalışanlarımıza maaşlarını veriyoruz. Bu zekat yerine geçer mi? Efendim, bir kere bakın, zekat yerine geçmesi için verilirken zekat niyetiyle verilmeli. Yani diyelim ki iş adamıyım, çalışan insanlarım var, virüs dolayısıyla da çalıştırmadık ama maaşlarını da veriyorum. Zekata sayabilmem için verirken zekata niyetlenmem lazım, bir. İki, alan kişinin zekat alacak durumda olması lazım. Ola ki nisap miktarına sahip birisi ise, yani işte çalışanların hepsi zekat nisabına sahip değil diyemeyiz ki, bilemiyoruz durumlarını. Zekat alması uygun olmayan, caiz olmayan kişi de olabilir. İkinci şart da o, zekat olarak verilen mal veya para kurumumun ihtiyacında da, müessesemin ihtiyacında da kullanılmamalı. Bu şartlar vardır. Yöneticiler, yani ben diyelim ki fabrikamda çalışacak kişiye yetki vermeliyim. Yani bu çalışmadıkları halde maaş veriyoruz. Bunu zekat niyetiyle verebilirsin diye de yetki vermeliyim. Bu şartlar olursa çalışmadıkları halde ücret verince zekata niyetlenebiliriz. Görülüyor ki biraz zordur. Zekat bizim bir ibadetimizdir. Onu şüpheli halde kullanmamalıyız. O da ayrıca bir yardımımız olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Hediyelerimiz için ikinci şifreyi paylaşalım. Sonra devam edelim.
Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. İkinci şifreyi lütfen not alın, ekrana da geliyor. El Habir, ya Allah Celle Celaluhu. Her şeyden haberdar olan Allah, hiçbir şey ona gizli değildir, uzak değildir. Her şeyden o haberdardır. Öyleyse bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Son bir şifre kaldı, birazdan paylaşırız. Ve bu hafta dua tavsiyesi bölümümüze gelelim. Hocam bu hafta inşallah hayırlı kısmet ve evlilik için okunması tavsiye edilen dualar neler diye soracağız. Çok video soru geldi bu hafta. Bakalım izleyicilerimiz neler sormuşlar. O videoları arka arkaya peş peşe görelim. Arkasından sözü hocamıza bırakalım. Selamun aleyküm hocam. Benim sorum, aleyküm ben selam. Evlenemiyorum. Engelli maaşı alıyorum. Özürlü maaşı yani. İş güç bulamıyorum. Bir hayırlı kız bulamıyorum. Nasıl bir dua etmeliyim? Dualarım gerçekleşmesi için. Sağlığınıza dua edeyim, ellerinizden öperim. Hocam benim sorum, ben çok şanssızım. Hem iş hayatında hem aşk hayatında. Çok şanssızım hocam. Yani anlatamam size. Neye elimi atsam kuruyor hani. Bütün arkadaşlarım evlendi. Ben de evliliğe niyet ediyorum. Olmuyor. Kaç yıldır iş arıyorum. İş bulamıyorum. Olmuyor. Yani yapabileceğim bir dua var mı hocam? Şansımın, kısmetimin açılması için. Her gece dua ediyorum. Olmuyor yani hocam. Ne yapabilirim bunun için? Kısmetimin açılması için ne yapabilirim? Teşekkür ediyorum. Hocam hayırlı sabahlar. Adım Işık, soyadım Doğan. Yaşım 33. Evlilik için bir dua var mı? Bildiğiniz lütfen rica ediyorum. Kısmet kaldı var mıdır? Ve yaşım 27. Hani gelen görücülerin hiçbiri olmuyor. Bunun nedendir? Kısmetim gerçekten bağlı mıdır? Hocam benim size şöyle bir sorum olacak. Ben üniversiteyi yeni bitirdim. Aslında hani 2 yıllık mezunum ama sınavlar falan derken dolayısıyla daha evlilik yapamadım. Ama artık yuvamı kurmak istiyorum. Ama çevreme baktığım zaman öyle evlilikler görüyorum ki bugün evleniyorlar, ertesi gün yani mahkeme salonları bitiyor. Yani böyle bir şey istemiyorum. Sadakatli bir eşim olsun istiyorum. Ben evdir, arabadır, herhangi bir şekilde gösterişli bir şeyler istemiyorum. Ama baktığım vakitte çok zor gibi, bulunmayan bir şey istiyor gibiyim. Hocam bu süreçte ne yapmam gerekiyor? Yani hem bu dünyam için hem ahiretim için yani sadakatli, gerçekten iffetli. Beş istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor hocam? Selamun aleyküm hocam. Kayseri'den selam. Sevgiler, selamlar. Benim bir sorum olacaktı. Benim bir erkek kardeşim var, 35 yaşında. Evlilik için birçok kapıya gittik. Fakat iki taraflı da olmuyor. Annem, babam, ben sürekli de dua ediyoruz. Gönülden çok istiyoruz. Evlensin, yuvası olsun, çocukları olsun diye. Fakat herhangi bir evlilik akdi gerçekleşmiyor. Lütfen hocam siz de dua eder misiniz kardeşim için? Ve bizim neler yapmamız lazım? Hangi duaları okumamız lazım? Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hocam merhaba. Ben 25 yaşındayım. Biraz tombik olduğum için her gelen geri gidiyor. Birçok kişi kısmetin kapalı diyor. Sizden bunun için dua ve fikir alabilir miyim? Ne yapmam lazım? Hocam ben Tokat'tan Recep. Ben şimdi ne kadar nasip olsa da evlenemedik. Sıkıntı ne onu bilmiyorum. Allah için sizden bir dua inşallah istiyorum. Bu şekilde size yardım istiyorum. Önce Allah'tan sonra sizden yardım istiyorum. Bunun için benim üstümde ne var bilemiyorum. O yüzden size bu videoyu yapmak istedim. Evet, iyi ki attınız. Teşekkür ediyoruz. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz video yollayan. Evet hocam, sorular farklı farklı ama konu aynı. Hayırlı bir kısmet, hayırlı bir eş ve hayırlı bir evlilik için dua tavsiyeleri isteniyor. Buyurun, söz sizde. Bir kere nasibim kapalı mı, bahtım kapalı mı? Bu düşünce, bunlar yanlıştır. Sevgili Peygamberimiz nasibüke yusibüke velevkâne tahtel cibal. Nasibin dağların altında da olsa gelir seni bulur.
Sonra evlilikten bir evham, bir endişe, bir korku. Çevreme bakıyorum, hanımefendi biraz önce ne diyor, çevreme bakıyorum, evleniyor, kısa süre sonra da boşanma Aynen. davaları başlıyor. Acaba biz de mi öyle oluruz diye bir tedirginlik, bir evham, bir endişe söz konusu. Halbuki Rabbimiz bakın, وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim, لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Huzur bulasınız. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Aralarınızda sevgi olsun, saygı olsun diye kendi cinsinizden eş vermiş olmam benim varlığıma delildir. Demek ki mutluluğumuz, huzurumuz için, dünyamızın bir cennet, ahiretimizin ayrı cennet olması için evlenmeyi dinimiz meşru kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz, nikah benim sünnetimdir, ondan yüz çeviren benden yüz çevirmiştir. Tezevvecu tekesseru fe inni übahi bikumul ümem. Evlenin, çoğalın, sizin çokluğunuzla ben diğer ümmetlere iftihar ederim buyurmuşlardır. Evet efendim, öyle olunca bahtım kapalı, nasibim kapalı düşünceleri doğru değildir. Ama seçicilikten, tedirginlikten, tereddütten vazgeçmemiz gerekiyor. Nasıl dua edelim diyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki bakın, o cennet yolcusu müminler şöyle dua ederler. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rab, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta seni sevenlere bizi rol model eyle. Hayatlarında mutlu olmak isteyenler bize baksınlar, bizim yaşayışımızdan örnek alsınlar, numune-i imtisal olalım biz ya Rabbi. Şu duaya bakın, ehli cennet demek böyle dua eder. Allah'tan bunu böyle ister. Musa peygamber, bakın Musa peygamber 7 gün aç kalıyor. Duası şu, bir ağacın altında. Rabbi lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rab, göndereceğin yardıma muhtacım. Rabbi lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rab, ya eline bir kuru ekmek dilimi geçse onu baklava niyetine yiyecek. 7 günden beri aç. Bir peygamber böyle dua ediyor da sonucu ne oluyor? Şu ayıp peygamber kızını gönderiyor. O koyunları sulamakta size yardımcı olan o delikanlıyı çağır. Ona, yani bir peygamberin ziyafetine konuyor. Musa peygamber böyle dua ediyor. Duası öyle kabul oluyor ki şu ayıp peygamber bir ziyafet hazırlıyor. Ve o duası neticesinde şu ayıp peygamberin ziyafetine konuyor. Evet efendim, yani demek ümitsizlik yok, bunalım yok, tedirginlik, korku, evham ve şartlar koşmak, seçicilik, onlardan da vazgeçmeliyiz. Asgari şartlar gerçekleşiyorsa öyleyse evlenmeye karar vermeliyim. Ona yok diyorum, buna yok diyorum. Benim beklediğim de bana gelmiyor. Ve böylece de Gonca açılıyor, gül oluyor, gül solmaya yüz tutuyor. Böyle etmemeli, kıvamını, vaktini geçirmemeliyiz. Evet hocamız, iki dua tavsiyesinde bulundular. İlk dua tavsiyesi şu anda ekranda. Rabbena heblena diye başlayan, Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Evet, bu duayı yapabilirsiniz dedi hocamız. İlk dua tavsiyesi buydu. Bir diğeri Rabbi inni lima diye başlayan, Ya Rab, göndereceğin
her hayra muhtacım. Hazreti Musa'nın duası değil mi hocam? Biraz evvel de söylediniz. Musa Aleyhisselam'ın doğrudur, duası. Doğrudur efendim. Musa evet. Aleyhisselam'ın duası. Çok da evet. Kısa ve bakın ezberlemesi de kolay. Bu duaları çok kolay ezberleyebilirsiniz. Ya Rab göndereceğin hayra muhtacım şeklinde. Hocam başka dua hayra tavsiyeniz muhtacım. Olur mu? Başka dua tavsiyeniz olur mu? Başka dua Muhsin Bey, Rabbimizin güzel isimleri. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Erhamer Rahimin. Biz Ya Erhamer Rahimin, ey en büyük merhamet sahibi deyince yanımızdaki melekler diyor ki işte Erhamer Rahimin seni dinliyor. Ya Erhamer Rahimin, şu uzun kış gecelerinde değerli kardeşlerimiz böyle sordular. Dua ediyorum olmuyor, dualarım icabete kavuşmuyor diyorlar. Öyle değil. Gelin seher vakti bilhassa kapıların açık olduğu dualara icabet edilecek zaman Ya Rahimin deyince, ey en büyük merhamet sahibi deyince yanımızda bulunan melek diyor ki işte Erhamur Rahimin seni dinliyor. Ya Vehhab, Ya Vehhab. Vehhab ne demek? Kulun isteği çoğalınca lütfu çoğalan Mevla demektir. Ayrıca yine Efendimizin öğrettiği bir dua. Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ent ve la yezhebi bis seyyiat illa ent ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım her türlü iyilik ancak sendendir. Bütün kötülükleri de ancak sen giderirsin. Ancak senin verdiğin güç ve kuvvet sayesinde iyilik yapabilir, kötülüklerden korunabilinir. Teşekkür ediyoruz hocam. Üç dua paylaştı muhterem hocamız bizlerle. Bir de bunun dışında Allah'ın hangi isimleriyle dua edebiliriz diye sormuştuk hocamıza. Hayırlı kısmet, hayırlı evlilik için, mutlu bir yuva için. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Erhamer Rahimin. Bu isimlerle de inşallah dua edebiliriz dedi hocamız. Peki son şifreyi paylaşalım. Sonra devam edelim. Hediyelerimiz için üçüncü ve son şifre ekrana geliyor sevgili izleyenler. Lütfen not alın. El Metin, Ya Allah Celle Celaluhu. El Metin, yani çok güçlü, çok çok sağlam, El Kavi ismi var, El Metin ismi var Rabbimizin. Biz ona güveniyoruz. El Metin olan Allah'ın kapısını çalıyoruz. Ve eli boş dönmez o kapıya çalanlar. Evet. Üç şifreyi de aldıysanız sevgili izleyenler, telefon numaralarımız 0212 300-04-04 300-06-06. Hattımızı düşüren ilk üç izleyicimize inşallah hediyelerini yollayacağız diyelim. Kaç dakikamız var? Telefonumuz konuyla mı ilgili? O halde WhatsApp videomuzu görelim, tamam. Konuyla ilgili telefonumuz varsa bağlayabiliriz. Görelim video sorumuzu. Selamünaleyküm hocam. Benim babamın 6 tane kızı var. Biz 5'imiz çalışmıyoruz. Ama bir kız kardeşim çalışıyor. Kız kardeşimi, bu çalışan kız kardeşime babam tüm mal varlığını vermek istiyor. Bize de psikolojik olarak baskı yapıyor. Biz babamla annemle görüştüğümüz zaman yani psikolojik olarak hasta oluyoruz. Eve geldiğimiz zaman bunu ailemize de yansıtıyoruz. Babamla annemle görüşmesem günah mı? Evet. Buyurun hocam. Birinci sorudan başlayalım. Evet efendim. Birinci soru. Hocam izleyicimiz. Ki kardeşlerimizden birine. Evet. Evet, evet efendim. Evet buyurun. Yani ona bütün malı verip öteki kardeşlerim mahrum bırakılıyor. Tabii evlatlar arasında adil olmak lazım. Birisine ola ki diyelim onun zayıflığından dolayı ötekilerin durumu müsait. Bu biraz daha ihtiyacı var. Ona fazla verebilir. Ötekileri de ikna ederse daha iyi olur. Böyle olmadığı takdirde bu sefer bir kırgınlıklar, dargınlıklar oluyor. Yani baba sağlığında verebilir mi? Verebilir ama yani bakın sevgili peygamberimizin huzuruna Beşir diye bir delikanlıya
babası fazla mal vermek istiyor. Efendimiz'i de şahit tutulmasını Beşir'in annesi istiyor. Ve Efendimiz soruyor o Beşir'in babasına, Beşir'in kardeşlerine de veriyor musun? Vermiyorum. Beni öyleyse bu adaletsizliğe şahit tutma diyor Efendimiz. Beni bu evlatlarınız arasında adil olunuz buyuruyor. Ola ki birine fazla vereceksek ötekileri de ikna ederek vermemiz bilahare meydana gelecek kırgınlık dargınlıkların önüne geçer. İkinci sorusuna geçelim. Anaya babaya böyle mesafeli olmak, onları ziyaret etmemek sıle-i rahim farzdır. Sıle-i rahim. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıle-i rahimde bulunsun. Yani rızal Rab fi rızal valid. Allah'ın rızası ana babanın rızasında. Allah'ın gazabı ana babanın gazabındadır. Demek ki onları razı etmeli, onların gazabına konu olacak tavır ve davranışlardan şiddetle sakınmalıyız. Cennet anaların ayağı altındadır. Teşekkür onların ediyoruz. Duasını almalıyız. İnşallah hep duasını hocam. Değil. Yani irtibatı kesmemek icap eder. Her ne kadar konu ne olursa olsun. Doğru efendim. Biz evlat doğru. Vazifelerimizi, evlat olarak vazifelerimizi yerine getirmekle mükellefiz. Özet olarak hocam bunları söyledi. Teşekkür ediyoruz hocam. Doğru. Bir telefonumuz var. Bakalım izleyicimiz ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı selam. Sabahlar, güzel bir gün olsun. Buyurun. Hayırlı sabahlar, selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Benim bir sorum olacaktı ama. Buyurun. Benim oğlum 30 yaşında bir türlü evlenemiyor. 3-4 yere gittik, öyle geri kaldı. Ondan sonra işte ne bileyim, ne dua yapmam lazım, ne yapmam lazım. Okuyorum, Selahattin Tevrici'yi okuttum 41 tane, Yasin okuttum 41 tane. Ayet-el Kürsi'yi okudum, kendim de okuyorum ama bir türlü kısmeti olmuyor. İşi de var, çalışıyor ama evimiz de var ama neden olmuyor anlayamıyorum. Peki kendisi mi acaba, hani kendisi mi bu konuda biraz gönülsüz yoksa bir şekilde ya, sonuçlanmıyor mu evlilikle? İçine kapalı, öyle çalıştığı yerde de kızlar yok. Ondan sonra ne bileyim, anlayamadım ne olduğunu. Dışarıda çıkamıyor diyor, nasıl kısmet diyor, yani diyor kime laf atabilirim diyor, laf atamıyorum diyor, sokakta gezen diyor. İş yerinde de olmadığı için hani anlaşıp şey yapamıyor. Ya laf atmak değil mi? Yani irtibat kurmak istediği kişilerde olmuyor. Evet bir ortam oluşmuyor. Evlilik oluşmuyor. Niyetiyle birisiyle de görüşme imkanı olmuyor anlamında evet, söylediniz. Olmuyor. Evet hocamıza sözü bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayırlı bir kısmet olur da mutlu bir yuva kurar inşallah. Öyle dua edelim sizin için de ve sözü hocamıza bırakalım. Buyurun. Muhsin Bey şöyle bir söz var. Men talebe vecette vecede. Men talebe vecette vecede. Bir kimse bir şeyi arzular. Arzusuna uygun teşebbüste bulunursa vecede, ulaşır ona. Men talebe vecede. Arzulayım, kavuşayım. Yok. Arada bir de arzuma uygun gayretim olacak. Bulunduğu yerde kızlar yok. Onlarla görüşemiyor, edemiyor. Eski usulümüz neydi? Görücü usul. Anamız, babamız bulurlardı. Biz de peki derdik. İlla görmeden, tanışmadan da bu peki diyecek halimiz yok. Ama bu eski usulümüze ne oldu? O usulden büsbütün uzaklaştık mı biz? Ya. Yeni bir dünya mı oldu? Anamız babamız arayamaz mı? Bak oğlum şöyle bir kız var. Ne dersin oğlum? Karşı tarafında onların da böyle bir delikanlıya ihtiyacı var. Onlar da böyle bir delikanlı bekliyor. Onlar bizi bulamıyor. Biz onları bulamıyoruz. Eski usulümüzü de büsbütün bıraktık. Kız evde, oğlan işinde. Birbirlerine ulaşamıyorlar. Men talebe ve cedde ve cede. Bir kimse arzular, arzusuna uygun gayreti olursa ulaşır. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonlarına geliyoruz. Hediyelerimizi kazananlar belli olmuş. Hattımızı ilk düşüren isim kim bakalım? Hangi şehirden hattımızı ilk düşürmüş? Memik mi?
Ertekin Gaziantep'ten ilk düşürmüş. Kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemizi kazandılar. İkinci düşüren kim? Gül Akın Ankara'dan hattımızı ikinci olarak düşürmüşler. Tebrik ediyoruz. Ve hattımızı üçüncü olarak düşüren Ali Osman Kılıç Isparta'dan hattımızı düşürmüş. Yasin'in Şerif set hediyemizi kazanmış. Aynı zamanda tüm izleyici, o üç izleyicimize de seccade hediyemiz olacak sevgili izleyenler. Evet. Muhterem hocam, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstifade ettik. Verimli, güzel bir bereketli Aynen sohbet de, oldu. Haftaya cuma inşallah muhterem hocamız yine Kanal 7 ekranlarında cuma sohbetlerinde bizimle birlikte olacak. Haftaya cuma tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, İnşallah. Güzel, huzurlu, mutlu bir hafta sonu ve bereketli bir hafta diliyor. Duayla programımızı kapatıyoruz. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin. Ayet ayet, sure sure okunan kelamın hürmetine ve Hatmi Şerif esnasında geçen Esma-i Hüsna hürmetine, yapılan tilavet secdeleri hürmetine, Hatmi Şeriflerden, Yasin-i Şeriflerden hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamberimizin mübarek ruhuna hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rab. Saniyen hatim sahiplerinin, okuyanların ve ekranları başında el açıp dua edenlerin yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarını armağan eyledik, sen vasıl eyle. Amin. Ruhlarını şahat makamlarını cennet eyle. El açıp dua eden insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Hayırlı iş arayana iş, hayırlı eş arayana hayırlı eşler lütfeyle. Amin. Ben heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala kemal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah bi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İnnâke na'budu ve innâke nestaîn. İhdinas sırâtal mustakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim. Gayrül mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.